wet bench olarak, yani ıslak tezgah olarak isimlendirdiğimiz tezgahımız. Burada kimyasal prosesleri falan gerçekleştirebiliyoruz. Bizim niyetimiz teknik üniversite olmamızın bize yüklediği bir misyon gereği. Doğal olarak teknoloji alanında, yüksek teknoloji alanında araştırma yapmak ve yaptığımız bu araştırma geliştirmenin şehrimizde, bölgemizde üretim potansiyelini geliştirmek bizim temel amacımız. Yani Ar-Ge'sini merkezimizde yaptığımız, üniversitemizde yaptığımız, üretimini de şehrimizde, sanayimizde yaptığımız birçok teknolojik ürünün aslında burada üretilmesini istiyoruz. Erzurum'da gerek iklimin uygun olmasından dolayı, çünkü bu tür laboratuvarlar Erzurum gibi iklimi, havası kuru olan, nem oranı düşük olan ve de güneş alma oranı yıllık ortalamaya bakıldığında yüksek olan iller genellikle tercih edilir, işletme masraftan düşük olması bakımından. İşte biz burada lazer çipin üretme potansiyeline sahip olduğumuz için ürettiğimiz bu lazer çipleri savunma teknolojilerinde birçok aygıtta kullanılabiliyor. Örneğin ülkemizin ürettiği yüksek güçlü lazerlerde, efendim termal kameralarda, güneş pillerinde bu ürettiğimiz çipleri, fotonik aygıt olarak nitelendirdiğimiz çipleri kullanabiliyoruz. Ve ülkemizin, sizlerin de malum olduğu üzere, savunma teknolojilerinde kendisine önemli ölçüde yeten bir ülke konumuna geldi. Biz de gerek laboratuvarda yaptığımız üretimle, gerekse de şehrimizde bunun ticarileşmesi suretiyle, sanayimizde bu lazer çiplerin üretilmesi suretiyle, fotonik aygıtların üretilmesi suretiyle savunma teknolojilerine önemli bir katkı sunmayı hedefliyoruz. Ülkemizde yürüyen birçok büyük projeden, milli projenin alt sistemlerini, birçok komponentlerini, bileşenlerini biz bu laboratuvarlarımızda üretebilecek potansiyele sahibiz. Ülkemize biz de bu manada katkı sunmak istiyoruz. İşte bu farkındalığı oluşturmak için geçen ay birçok ziyaret gerçekleştirdik bu güzide kurumlarımıza ve bir farkındalık oluşturduk inşallah. Ülkemizde yürüyen birçok milli projenin bazı alt bileşenlerini, ki bununla alakalı görüşmelere başladık, laboratuvarlarımızda Ar-Ge'sini yapmak suretiyle, şehrimizde de, sanayimizde de üretimini yapmak suretiyle hem şehrimize, bölgemize, ülkemize katkı sunmuş olacağız. Yaptığımız çalışmayı bir tez çalışmasını rafa kaldırmaktan ziyade bir lisansüstü tez çalışmasını üretime dönük çalışma şekline dönüştürüp bu kurumlarımızla birlikte, TUSAŞ gibi, ASELSAN gibi, efendim HAVELSAN gibi birçok kurumumuzla birlikte ortak proje geliştirmek için bu adımlar atmış durumdayız. Bunlar arasında fotonik, mikro nano akışkanlar, biyomekanik ve biyoteknoloji var. Bu dört alanda da çok iyi, çok donanımlı araştırmacılara sahibiz. Özellikle biyomekanik grubunda amaca yönelik implant tasarımı, MR görüntülerinden, MR taramalarından elde edilen görüntülerle üç boyutlu topolojisi ortaya çıkarılan malzemeler, implantlar burada üç boyutlu baskıda lazer ergitme yöntemiyle basılarak kullanıma sunulabiliyor. Onun haricinde fotonik ve güneş enerjisi grubumuzda güneş pilleri ve lazer diyotlar burada yapılabiliyor. Biyoteknoloji grubu aynı zamanda moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, kanser genetiği gibi alanlarda çalışıyor. Biz UTAM olarak Doğu Anadolu öncelikli, Kafkaslar, bu bizim kuruluş amacımızda da var, Kafkaslar ve tüm Türkiye'ye araştırma altyapısı sunmayı hedefliyoruz. Somut olarak biz burada özellikle kişiye özel implantlardan üretebiliyoruz. Diş implantları özellikle. Diş implantları kişiye özel olunca uygulaması daha rahat oluyor. Çünkü